hikayemsi kitapçıklarla olabilir. Bu anlamda bunları sürekli zihinde tutmamız lazım. Nazarlarda tutmamız lazım. Yoksa evet mekanik yönü, efendime söyleyeyim teknolojik yönü güçlü olan bir çocuk ve genç kitleyle karşılaşırız. Ama beraberinde işte büyüğüne nasıl muhatap olacağını, bir otobüse bindiği zaman yer verip vermemekte tereddüt eden bir nesil veya yanı başında birisi sıkıntı yaşıyor, düşmüş, kalmış, umursamaz bir, neme lazımcı bir yaklaşım. Bunları bir yoluyla biz işlememiz lazım. Kültürümüzün gereği olaraktan, bizi biz yapan değerlerimizin gereği olaraktan işlememiz lazım. Şu an peki nasıl bir genç nesille karşı karşıyayız? Durum anlattığınız kadar vahim mi? Yoksa bu tür çalışmalarla bu değerlere tekrar eski yerine koyabilir miyiz? Şöyle söyleyeyim. Hani o kuşak kavramından sadece Z kuşağını söyledik. İlgilendiğimiz kuşak açısından. Bunun X ve Y'ye baktığımız zaman X kuşağı biraz daha böyle sanayileşmenin başladığı dönemleri içeriyor. Temel prensibi işte çalışmak ve geçimini sağlamak. Y kuşağı biraz daha böyle çıkarcı bir mantık üzerine hareket ediyor ve genelde zengin olma ve meşhur olma yolunu seçen bir kuşak. Ama pardon Y kuşağı düzeltiyorum. Hı hı. Z kuşağı ise bambaşka yani kalabalık içerisinde yalnız. Kitle iletişim araçlarını çok iyi kullanıyor. Bir internet aracılığıyla, bir enter tuşuyla Amerika'daki her türlü bilgi erişimine sahip bir kuşak. Fakat o yalnızlık ortamından veya teknoloji ortamından evet hayatın bu gerçekliği de var. İşte biz bir aileyiz, bir toplumuz, bizi biz yapan değerlerimiz var diye onlara da bir yerden giriş yapmamız gerekiyor. Bunu nasıl yapabiliriz? Milli eğitim dileğimiz odur ki bu aşamadan sonra bunu temel eğitimin içerisine alması lazım. Anaokulundan itibaren her ay bir değer başlığını okullarımızda işletmesi lazım. Yani bir ay, bu ay atıyorum saygı kavramını, anahtar kelimesini işleyeceğiz. Bu anaokulunda da ilkokul 1'den 4'e kadar, ortaokul 1'den 4'e kadar işlenilmesi gerekiyor ki ta ki özümüzden, kültürümüzden uzaklaşmayalım. Yoksa diğer türlü bu Z kuşağı işte etrafında ne oluyor? Olup bitenlerden bir haber, neme lazımcı, işte vurdum duymaz. Böyle bir nesille karşı karşıya olacağız. Aileler de tabii şunu öncülüyorlar. Diyorlar ki akademik başarısı önce olsun. İşte benim oğlum mühendis olsun, doktor olsun. Ama bunu da ihmal edersek yarın bir gün işte okumayla ilgili problemi olan, çevresiyle ilgili problemi olan, büyüğünü, küçüğünü ve ona nasıl davranması gerektiği hususunda değer yargılarını bilmeyen bir kitleyle muhatap olmak zorunda kalırız. O zaman da şikayet edecek durumda olamayız. Çünkü biz eğitmeniz, toplumun her kademesini biz yetiştiriyoruz. Bugün valiyi de biz yetiştiriyoruz, bugün bakanı da biz yetiştiriyoruz, siyasetçiyi de biz yetiştiriyoruz, doktoru da biz yetiştiriyoruz. Yarın onlardan şikayet etmememiz için hem akademik eğitimine önem vermeliyiz, akademik başarısına önem vermeliyiz. Hem de diğer taraftan değerlerimiz ve ahlaki değerlerimize, insani değerlerimize önem vermeliyiz diye düşünüyorum. Peki mümkün müdür şu içinde bulunduğumuz zaman dilimi içerisinde bu bahsettiğiniz genç kuşak? Gözümüzde var bunlar. Farkında mı? Farkında mı? Bakın farkındalığı biz sağlayacağız. Yani şu an ben gittiğim zaman konferanslarda hınca hınç dolu. Siz bunları konuştuğunuz anda değerlerinizin o ana başlıklarını örnekleriyle sunduğunuz anda zaten kafalarında bir ışık beliriyor. Yani bu özümüzde var. Biraz böyle ne olmuş? Yaşadığımız dönem, çağın gereğince üzeri küllenmiş. Biz eğitimcilere düşen, anne babalara düşen veya sosyal çevreye düşen bu üzerinden külleri almak. Sadece o. Yani geçmişimizden getirdiğimiz bir takım değer yargılarımız var, değerlerimiz var. Bunu da yalnız şurada giriş yapmak istiyorum. Değer dediğimiz zaman sadece işte dini eksen alan değerleri kastetmiyorum ben. Burada bir yalan söylememek, bir dürüst olmak, bir çalışkan olmak, insani bir hak gözetmek insani vasıflardır. Bunu bir gayrimüslim de gözetebilir. Hatta daha uç söyleyeyim bir Allah inancı olmayan isim de gözetebilir. Ortak paydamızdır bu. Ahlaki ve insani değerleri kastediyorum. Dolayısıyla bunları biz gençlerimizde sürekli zihinde tutmamız lazım, canlı tutmamız lazım. Peki burada aileler ne gibi görev düşüyor? Bundan da bahsedebilir miyiz biraz? Burada ailenin en kilit ismi birinci isim annedir. Anne çocuğun ilk
ve en önemli öğretmenidir. Baba çalışma temposu içerisinde olduğundan dolayı, annenin de biraz daha böyle şefkat duygusu, anaç duyguları olmasından dolayı çocuğunu bu anlamda ilk hayata başlar başlamaz verebileceği değer kavramlarını onun anlayabileceği şekilde kurgulaması lazım. Mesela en basitinden şöyle bir şey yapalım. Anaokuluna gidiyor, arkadaşının silgisini eve getiriyor. Anne bunu sorgulamalı. Yani bunu nereden aldın? Neden aldın? Geri iade etmen lazım. Bakın çok basit bir olay gibi ama bu eğer göz ardı edilirse çocuk da evet bu yaptığım davranış kalıbı demek ki herhangi bir tepki görmüyor. Yarın bir gün bunu bir adım daha ileri götürürüm, arkadaşımın parasını alırım vesaire. Bu anlamda birincil görev annenindir. Baba da buna katkı vermek zorunda. Ebeveyn ortamı, okul ortamı ve sosyal çevre. Bakın 3 tane ortamdan bahsediyoruz. Bunların harmanlandığı ortamda bunlar yavaş yavaş verildiği zaman değerler, ben öyle inanıyorum ki yakın zamanda çocuklarımız o üzeri küllenmiş olan değerlerimizle yeniden barışık bir şekilde hem akademik çalışmasını sürdürecek hem de huzurlu bir toplum gelecek oluşacak. Şunu da sorayım, sonra çok güzel katılacağınız konferans ve yaptığınız, hazırladığınız kitapla ilgili bilgiler isteyeceğim ama önce kısa bir yorum almak istiyorum. Kısa vadede hem bizim ülkemiz için hem uluslararası anlamda, global anlamda ne gözlemliyorsunuz? Şimdi, değişim bir yandan hızlıca sürerken ve bir yakın, taraftan da yakın zamanda yerler. Tamamlanan bir çalışma var. Harvard Üniversitesi'nin en uzun erimli çalışması, 75 yıllık süren bir araştırmayı size yansıtmak istiyorum. Bu çalışmaya başlangıç şartlarında 724 tane isim de baştan aldı. Farklı meslek gruplarında, farklı cinsiyette ve 75 yıl sürdüğü için şu an hayatta 60 kişi var. Temel soru şu, bizi toplum olarak sağlıklı ve mutlu kılacak unsur nedir? Sağlıklı ve mutlu kılacak unsur nedir? Temel soru bu. Buradan yola çıktığı anda işte kimisi zengin olmayı ifade ediyor, kimisi meşhur olmayı, kimisi standartlar içerisinde yaşamayı, kimisi lüks yaşamayı vesaire. Ama 75 yılın sonunda gelinen şey şudur. Sağlıklı ve mutlu olmanın temel şartı güçlü bir toplumsal iletişim. Bunun da altında yatan unsur sevgi, saygı ve barış. Peki, girişte bahsettiğiniz bir konferans için Hatay'dasınız. Evet. Nerede, ne zaman, ne içeriyor? Yine bunları anlatacaksınız. Evet, bizi 4 Yol Milli Eğitim Müdürlüğü davet ettiler. Öğretmenlerimize ve rehber öğretmenlerimize, okul idarecilerine şahsiyet ve değerler eğitimi içerikli hem mesleki deneyimlerimizi hem de değerlerimizi harmanlayan bir konferans istediler. Biz de bugün saat 2'de, yani 20 Mart saat 2'de 4 yolda bu konferansı vereceğiz. Tabii bu çalışmalar çabuk duyuluyor. İhtiyaç da var. Yani evet okul müdürlerimiz, milli eğitim müdürlerimiz her ne kadar Milli Eğitim Bakanlığı tavsiye kararı olarak söylemiş olsa, yönetmeliğin içerisine bizzat girmese de kendi inisiyatifleriyle değerler eğitimini okul bazında veya ne bileyim bir ilçe bazında uygulamaya çalışıyorlar. Yakın zamanda da Reyhanlı Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bir davet aldık. Tahminim Nisan ayı içerisinde tekrar Hatay'a geleceğiz. Üniversitelerden davet alıyoruz vesaire. Böyle hem toplumun en dinamik ismi olan, çocuklarımıza emanet ettiğimiz isimler olan eğitmenlerle buluşmuş oluyoruz. Hem bu konuyu onlarla paylaşmış oluyoruz. Bizimki bir aşılamadır. Onlara aktarıyoruz. Onlar da kendi öğrencileriyle paylaşıp o bahsettiğimiz işte iyi bir toplum, iyi bir gelecek, huzurlu ve mutlu bir gelecek için ne yapalım? Ateşlemeyi sağlıyoruz. Yani bizim yaptığımız şu anki görevimiz bu. Tekrar edelim mi? Saat 14'te 4 yolda olacak. Ve ilerleyen tarihlerde Reyhanlı'da bir planlıyorsunuz. Peki milenyum çağında unutulan gerçeği, milenyum çağının unutulan gerçeği şahsiyet ve değerler eğitimi. Biraz da bundan bahsedelim mi? Evet. Şimdi 27 yıllık eğitmenim. Bunun kahir ekseriyeti akademisyenlikle geçti. Ve o birikimlerimizi bir de yaşadığımız toplumda ironi olan konuları göz önünde tuttuğumuz zaman
somutlaştıralım ve kitaplaştıralım istedik. Yani eğitmen arkadaşlarla da sahada bu anlamda yazılan, değerler eğitimiyle ilgili yazılan kitap yok. Bu boşluğu birilerinin doldurması lazım. Ve bununla ilgili 2015 yılından itibaren bende olan bilgileri derleyip yavaş yavaş bunu bir kitaba dönüştürelim istedik ve 2016'nın Eylül'ünde şekillendi. Vize Yayıncılık tarafından bu anlamda basıldı ve şu an ilk baskı 2000 civarında bir baskı yapıldı, bitmek üzere. İkinci baskıya geçeceğiz yakında. Tabii biz bu boşluğu doldurmak istedik. Birinci şeyimiz o. Ama bir kaygıdan yola çıkıyoruz. Öyle bir ortamdayız ki artık çeşitli kaygılarımız, efendime söyleyeyim korkularımız veya ikbal beklentilerimiz bizi biz olmaktan bazen çıkarabiliyor. Bunu açık yüreklilikle söylemek istiyorum. Doğrularımızı ve dürüstlüğümüzü bu kaygılardan dolayı bazen öteleyebiliyoruz, erteleyebiliyoruz veya farklı kimlikleri kullanabiliyoruz. Nedir? Bir korkum var, doğruyu gizliyorum. Ama bu toplumun mayası doğruluk ve dürüstlük üzerine kurulmalı. Hak ve adalet üzerine kurulmalı. Hakkaniyet üzerine kurulmalı. Değerler üzerine kurulmalı. Bunu bir yoluyla aşmamız lazım. Bunu aşmanın yolu da bir kaynak oluşturmanız lazım. Kitabın çıkış hikayesi böyle oldu. Tabii kitap çıkar çıkmaz ilk talip olan Adana oldu. Yani Adana Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından davet edildik. 475 tane okul idarecisi arkadaşımıza, ki orada salon buna yeterli değildi. İlk konferansımızı orada verdik. İşte Vali Bey katıldı, Milli Eğitim Müdürü vesaire protokoldan değişiksinler ama benim asıl oradaki hedef kitlem öğretmenlerle bunu müşavere etmek, aynı zamanda o silsileli olarak. İşte müdür bunu benimsediği zaman öğretmenini teşvik edecek, motive edecek. Arkasından öğrencilerle böyle bir sürecin başlamasına sebep olmak istedim. Şu an itibariyle 6. konferansımız. Çok güzel geri dönüşümler oluyor ve malumunuz eğitim karşılıklıdır. Yani tek taraflı bir bilgi akışı değildir. Evet, ben derledim bilgilerimi sunuyorum ama orada da hazırlığında olan öğretmenlerden de ben bir takım doneler alıyorum. Yani karşılıklı etkileşimle böyle böyle kitleleri canlı tutma, değerler eğitimiyle ilgili farkındalık kavramını oluşturma bir misyon edindim. Sahadayım. Bir taraftan üniversitedeki akademik çalışmalarım gidiyor, bir taraftan bunlarla uğraşıyorum. Memleketime, milletime faydalı olmaya çalışıyorum. Peki son olarak ne ekleyeceksiniz? Hem genç kuşağa, hem ailelere, hem eğitimcilere neler söylemek istersiniz? Evet, şimdi bizim elimize bir şekillenmemiş hamur sunulmuş. Bu aile için de geçerli, okul için de geçerli, sosyal çevre için. Eğer biz gelecekte yüzümüzün güleceği bir nesil istiyorsak, değerleriyle barışık bir nesil istiyorsak şu an yatırım yapmamız lazım. Ebeveynine de büyük yükümlülük düşüyor ki kilit isim onlardır. Okula da büyük yükümlülük düşüyor. O halde biz bunları bir taraftan değerlerimiz şey olsun, yerleşsin, yeşersin, canlansın. Bir taraftan da akademik başarı. Malumunuz son Kasım ayı içerisinde PISA'dır, TIMS'dir. Dünya ölçeğindeki başarı sonuçlarımız belli oldu. Ben entegre görüyorum aslında. Yani sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurları nelerdir? İşte eğitimdir, ekonomidir, sağlıktır, çevredir. Bunlar hep bakın birbiriyle ilintili kavramlar. Yani birinde iyi değilseniz diğerine de yansıyacak. O zaman biz böyle bir müreffeh, efendime söyleyeyim huzurlu, o Harvard'da yapılan çalışmanın gereğince mutlu, birbirine güvenen bir toplum oluşturmak istiyorsak bir yerde meşaleyi ateşlememiz lazım. Hepimiz de bu anlamda aile, okul, sosyal çevre el ele verip bunu canlı tutmamız gerektiği kanaatindeyim. Yoksa yitik bir nesille karşı karşıya olmanın vebalini taşıyacağız diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkürler Sayın Süleyman Yılmaz yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun sevgili seyirciler. Profesör Doktor Süleyman Yılmaz bizlerleydi. Milenyum Çağı'nın unutulan gerçeği, şahsiyet ve değerler eğitimini konuştuk. Doktor Yılmaz'ın bugün saat 14'te 4 yolda bir konferansı olacak. Onun hatırlatmasını da bizler tekrarlayalım. Şimdi yeni bir güne kısa bir ara vereceğiz ama bizlerden ayrılmayın. Kaldığımız yerden tekrar devam edeceğiz.